Merhaba arkadaşım. Şimdi seninle dikdörtgenler konusunu işleyeceğiz. Yardımcımız da tabii ki geometri sınav ikizi soru bankamız. Ders sonunda ondan bahsederim. Şimdi arkadaşım, dikdörtgen adı üstünde bir paralel kenar vardı eskiden, böyle aşağı doğru yamuktu ya. Onu düzeltiyoruz. Açıları tam 90 derece yapıyoruz. Buradaki en önemli şey şu. Dikdörtgende bütün açılar 90 derecedir. O yüzden adı dikdörtgen zaten. Ve bu karşılıklı kenarlar eşit. Bitti. Bu buna eşit değil ha. Yani eşit olmak zorunda değil. Karşılıklı olarak eşitler. Fırlatıyorum kapağımı ve pratik bilgilerimle başlıyorum. Şöyle bir dikdörtgen verdi. Diyor ki dikdörtgen de 20 derecedir, 40 derecedir. Tamam. X kaç derecedir? Bana yandaki pratik bilgi diyor ki bak dikkat et. Bir dikdörtgende köşegenler birbirine eşittir ve köşegenler birbirine parçalandığı zaman 4 eşit parçaya böler. Bunlar ve bunlar birbirine eşit. Tabii bunlar da birbirine eşit oluyor. Birbirine eş 4 parçaya ayrıldı. Bu çok çok önemli. O zaman buraya geliyorum. Diyorum ki bu bilgiyi bana niye verdi? Aa bak köşegenlere bak, gördün mü? O zaman bunlar birbirine ortalar. Şu şuna eşit, şuna eşit ve buna eşit. Bu 4 parça birbirine eşit olduğuna göre ikizkenarlar ortaya çıkacak. Bak A, F, B'de ikizkenar gördün mü? Dolayısıyla hop bura 40'sa burada 40. Yapıştır 40'ına. E şu açıyı bana bulabilir misin? Bak şu kırmızı yeri. Bulurum hocam. Nasıl? Bir üçgende iki iç açının toplamı kendine komşu olmayan bu dış açıya eşittir. Burası 80 olur. 40 ile 40 80. E sebebi de şu. 40 40 80 yapar. Burası 100 olduğu için buraya 80 kalır. Tamam. Şimdi ne oldu? Aa bak ikizkenar. Değil. Pardon, özür dilerim. FD AF'ye eşit. Yani şu parça buraya eşit değil. Birden yanlış gördüm. E hocam burada dikti 90 derece. 20 40 da 60 yapar. 90'a tamamlamak için burası 30 olur. Sadece şu kırmızı üçgene odaklanır mısın şimdi? Bak her şey ortaya çıktı zaten. X 30 ve 80. Bundan toplamı 180 etmeli. 30, 80 daha 110 yapar. X demek ki 70 olmalı. Bitti. Bu kadar basit. Önemli bilgi neydi? Bunların eşit olduğunu görebilmen. Burada ikizkenarı görebilmen. Bunun için de kullanacağım bilgi aha da buradaydı. Çok önemli bilgi. Köşegenler birbirine ortalar. Tam ortadan ikiye birer. Geçiyorum arkadaki soruya. ABCD bir dikdörtgen görünmekte. O def eşkenar. D, EF. Onu istersen maviyle şöyle belirteyim. Bu bir eşkenar üçgenmiş. Eşkenar üçgen deyince aklına ilk ne gelecekti? Hocam 60 derece. Aferin. Her yere 60'ı yaz. 60'ı yapıştır bir kere. Başka? Hocam buna eşit, bu buna eşit, bu da buna eşit. Süpersin. Bu bilgiyi kullanacağım şimdi. Sonra burası 25 ise x nedir? Neredesin? X buradasın. Şimdi bak sevgili arkadaşım. Bunları eşit vermiş ya. Biz biraz önce ne öğrendik? Köşegen görüyorsan ve köşegenler birbirini kestiyse birbirine ortalarlar. Yani şu uzunluk buraya da eşit. Bunlar da birbirine ortalar ve bu köşegenlerin toplam uzunlukları eşit olduğu için şu uzunluk buraya da eşit olacak. Buraya da eşit olacak. Süper. Bu çizgileri çizdikten sonra başka bir şey görmeni istiyorum. Gördün mü acaba şurada? Gördüm hocam. İkizkenar. Aferin sana. Her yeri kapat. Şu üçgene bakar mısın? FEC'ye. Bu ikisi birbirine eşit çıktı. Dolayısıyla bunlar ikizkenar olduğu için birleştikleri nokta değil, ayrıldıkları noktalardaki açılar eşit. Bura x ise buranın da komplesi x oldu. İkizkenar olduğu için süper. Demek ki ben şurayı bulursam olay biter şu üçgenin içerisinde. Orayı nasıl bulurum? Tabii ki 25 hemen yardıma yetişiyor. Diyor ki burada ikizkenarlık var. 25 ise burada 25. A şu dış açı şu ikisinin toplamına eşittir. 25 25 50. Aa burası bir yarım daire. Yarım daire 180 derece yapar. Buraya 50 ise şuraya 130 kaldı. Şu mavi yer 130 olmalı ki 50 de burada 180 etsin. E bura 130 ise 60'ı buradaysa buraya 70 kaldı. Topla 130. Süper. Adım adım x'e yaklaşıyorum. Şimdi sadece mavi üçgene bakarsan her şey ortada. X, x ve 70'i toplamı 180 yapmalı. 180 ile 70 çıkar 110. Eşit paylaştırmam gerek. 55, 55. X yapıştır 55 diye. Nerede şıklarda? Burada yapıştıracaksın. Bitti. Bazı arkadaşlar şöyle yapıyor. Soruya bakıyor. Soruda bir tane sayı var. O da 25. Ulan diyor. Bunun cevabı 25'in katıdır ha. Ya 50'dir ya 75'tir. Böyle uyanıklığa gidiyorlar ama sadece o bilgi size cevabı vermez. Tamam. Böyle adım adım x'i sıkıştırarak gideceksin ve bulacaksın. Hocam bunu ben yapamıyorum ya. Siz yapınca anlıyorum ama ben tek başına anlamıyorum. Sebebi soru tecrübesi eksikliği. Yani kurallar hakkında aslında hepimiz aynı kuralları biliyoruz. Ben ekstra fazla kural bilmiyorum. Sadece çok soru gördüm. Bunun için ne yaptım? Çok çok soru çözdüm. Mecburen çözdüm çünkü tüm öğrenciler soru getiriyordu. Ama sen ne yapmalısın? Bol bol soru çözerek bu tecrübe farkını kapatırsan benden çok daha iyi soru çözebilirsin. Bakıyorum neymiş neymiş. 3 tane eşitlik var. Aha da burada verilmiş.
Alfa neresi burası? Alfa kaç derecedir? Bakın arkadaşlar, geometride şu çok önemli. Verilen bilgi soruda işlenmiş mi onu kontrol edin. Bakarsın soruya hiçbir sayı şekil göremezsin ama şu kılavuz bilgiye bir döndüğünde öyle bir bilgi vardır ki soruda vermiştir, şekilde o işlenmemiştir. Bu çok önemli. Bundan çok hata yapıyorsunuz. Uyarayım. Şimdi bunu yapacağım ama nereden yapacağım? Nereden yapacağım? Hem pratik bilgime geliyorum. Diyor ki bak, bu bir dikdörtgen olduğu için bunların aynı zamanda paralel olduğunu da unutma. Paralel kenarın tüm özelliklerini kullanmayı unutma. Şu açıyı şuraya taşı. Tamam. Başka ikizkenar tabana çizilen dikmenin açıortay kenar orta. Aa bak. Şu zımbırtıya bak. BE çizgisine bak. Hem diklik hem kenarortay. Bak sen. Bu senin aklına üçüncüyü de açıortayı da getiriyor mu? Hocam getiriyor ama burada bir üçgen yok ki. Yavrucuğum yoksa sen tamamla. Al sana üçgen. Bak bir üçgen. İnen şey hem yükseklik hem kenarortay hem açıortay oldu. O zaman bunlar ikizkenardır hocam mecburen. Yani bu buraya eşittir. Aferin, süpersin. BF BA'ya eşit. Her ne kadar burada eşit çizemediysem de salla sen. Eşit bunlar, tamam mı? Tamam hocam. Ne oldu şimdi bakalım. Biraz önceki şeyi boşuna vermemişti. Bunlar birbirine paralel olduğu için Z kuralı gelir. Zıt zıt zıt. Bu alfa aynen şuraya taşınır. Alfa olur. Peki Z'yi hatırlıyorsun değil mi? Doğruda açılar. Şimdi ne oldu? Hocam bunlar ikizkenardı. Evet, o zaman şu açılar da eşit. Bu alfa ise bu alfa diyorsun. Aferin sana. Başka ne gördün? Hocam bakıyorum bakıyorum ne gördüm? Bu arada şunun rengini de aynı yapayım ki daha kolay algılayın. Bunlar eşit diye. Başka bakıyorum ne gördüm ne gördüm? Bir şey göremedim hocam. Sen göremedin. Sen dur ben bakayım. Şimdi arkadaşlar ben bakıyorum. Şu arada şu diktir. Buradaki dikliği de yazayım ki gözümüz daha iyi görsün. Ben bir şey gördüm. Şu ek çizgiyle beraber şu iki üçgenin birbirinin tıpkısının aynısı olduğunu gördüm. Nasıl? Bak, uzunluklar aynı. Açı aynı. Tamam mı? Dolayısıyla bunlar birbirinin aynısıdır. Çünkü açıortay teoremini şöyle çizeyim. Bir açıortay şu güzel açıortay. Şuradan şuraya bir diklik indirdiği zaman ve diğer tarafa da indirdiği zaman bu diklikler eşit olurdu. Bu parçalar eşit olurdu. Bunlar açıortay olurdu. Hatta bunlar bile açıortay olurdu. Dolayısıyla şuradan çıkan çizgi de sağ kanada diklik indirmiş, eşit olmuş. Sol kanada diklik indirmiş, eşit olmuş. O zaman bunlar da birbirine eşit. Tamam mı? Ve burası da açıortay. Hatta burası da açıortay. Vay, demek ki dikdörtgeni yapabilmek için de ta önceki üçgen konusunu bilmek lazım. Zaten bana deseler ki Şen hocam geometri tek bir kelimeyle özetle. Ne dersiniz? Arkadaşlar geometri eşittir üçgen. Bitti. Üçgen ve üçgenin kurallarını biliyorsan geometri bitmiştir. Tabii üçgenden kastım şu. Üçgende açılar, dikdörtgen, üçgendeki Pisagor, Öglit, ondan sonra açıortay, kenarortay, benzerlik, hele hele ki benzerlik, benzerlik çok önemli. Üçgende benzerlik geometrinin yarısıdır. Bunları biliyorsan diğer geometri zaten onların üst üste eklenmesiyle olmuş. Evet, hikaye kısmını biraz geçeyim. Bunları da eşit gördüğüme göre zaten olayı gördüm. Hocam uzatmayın. Alfa 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 3 alfa 180 ise alfa 60'tır. Bitti. Süper. Uzatmadan fırlatıyorum. Bir yudum su alabilir miyim? Peki, teşekkür ederim. Burada şimdi baktığım zaman ne göreceğiz? Pratik bir bilgi gördük. Soruya bakıyorum. Ha. Dikdörtgende falan. D pardon BEF. BEF'nin alanını soruyor bana. Kaç birim karedir? Verdiği şeyler ne? Bura 3, bura 6 falan. Arkadaşlar bunun paralel kenar olduğunu unutmayacağım. Bir de buraların 90 derece olduğunu unutma. Neden? Çünkü sana dikdörtgen diye ipucunu kocaman kocaman veriyor. Bazı arkadaşlar bunu çok ihmal ediyorlar. Çizilmedi diye yazmıyorlar. Dikdörtgende hemen dikliği yapıştır. Çünkü çok fazla Öglit çıkar buradan. Çünkü diklikten diklik çıkmış, gördün mü? Süper. Buradakini gizler, sen yapıştıracaksın. Bana bilgim diyor ki bir dikdörtgende bir köşeden buraya inen diklik ve buradan buraya inen diklik oluşturduğu iki üçgen birbirinin tıpatıp aynısıdır. Yeşil üçgenler birbirinin aynısıdır. Çünkü aynı köşegene inen diklikler mecburen eşit olmak zorunda. Bu şekil tamamen simetrik. Çünkü dikdörtgen. O zaman anlıyorum ki şuna tıpatıp aynı. Bu üçgen, şu beyaz üçgen BFC AED'ye tıpatıp aynı. O zaman bu inen 6 yüksekliği burada da 6'dır. Taban olan 3 burada da taban olarak 3'tür. Peki sonra ne yapacağız hocam? EF'yi nasıl bulacağız? Ben sana Öglit demedim mi? Dediniz. Diklikten diklik inmiş. Bunun karesi şu iki parçanın çarpımına eşittir. Bununla bunun çarpımına eşittir. Şuradakini karıştırmayın. Diklikten diklik indi. 3 çarpı bir şey 6'nın karesi olan 36'ya eşittir. Tabii ki 3 çarpı 12 6'nın karesi olan 36'ya eşitse burası 12 olmalı. Burası 3 olduğuna göre şu taban 9'dur. Süper. Artık taralı bölgenin alanını herkes bulabilir. Çünkü tabanı 9, yüksekliği 6 çarp 2'ye böl. 6 kere 9 54 böl 2'ye
54'ü 2'ye böleyim de kafam karışmasın. 27. Yapıştır. 27 tabii ki birim kare. Yapacağım buydu. Tamam. Tamam hocam. Süper. Fırlatalım. Bu arada yazıyorsun değil mi? Aferin sana. Çok harikasın. Pratik bilgileri de yaz. Özellikle soruyu yaz. Sorunun çözümünü benden önce ya da benden sonra mutlaka yap. Bitti. ABCD dikdörtgen. O dikdörtgeni çok severim. Buraların dik olduğunu hatırlarım. Bunların paralel ve birbirine eşit olduğunu hatırlarım falan. 4, 16 buradalar. Bütün alanı bul diyor. Alan ABCD. Şimdi bakıyorum ya şu üçünü birbirine eşit vermiş. Allah Allah. Bunlar niye eşit verir ya? Aa diyor muhteşem üçlü dedikleri bir şey vardı. Hayır, bazıları muhteşem üçlü diyor. Bazıları süper üçlü diyor. Artık bir sürü ismi var. Bu şuradan aklıma geldi ya. Şöyle bir geometride şöyle bir şey vardı. Bu diklikten inen kenarötay burayı iki eş parçaya bölünce kendi de ona eşit olurdu. Süper bence o. Ama nasıl? Bir üçgen yok. Yoksa sen yapacaksın. Sana kabak gibi bak B ile E'yi birleştir diyor. Birleştirdiğine göre E'den çıkan çizgi karşıyı iki eş parçaya bölmüş. Kendi de onlardan birine eşit olmuş. Mecburen burası 90 dereceymiş. Bitti. Mecburen 90 olur. Sonra hocam buralar dik ya. Öglit hep gizlidir. Dikdörtgenlerde hep Öglit gizlidir. Diklikten diklik indi. O bunun karesi 4 ile 16'nın çarpımıdır. 4 kere 6 64 mü dedin? 32 64. Neyin karesi de 8'in? Bura 8. Yapıştır. Sonra geri kalan zaten Pisagor. Çok basit bir teorem biliyorsun. Şu dik üçgende 4, 8, BC'yi bulurum. 4 kök 5. Hızlı yapıyorum onu. Çünkü biri 4, biri 8. Biri diğerinin 2 katıysa sonuç onun kök 5. Küçük olanın kök 5 katıdır. Sen Pisagor'dan bununla bunun karesini alıp bunun karesini eşitleyerek de bulabilirsin. 8, 16 ise burası 8 kök 5. Hızlı bir şekilde yaptım şuradaki Pisagor'dan. E ne istiyor? Alan istiyordu. E 4 kök 5 ile 8 kök 5'i çarpmalıyım. Biliyorsun dikdörtgen olduğu için bunlar birbirini dik kestiği için biri taban biri yükseklik olur. Çarpman alanı verir. 4 kere 8 32 çarpı kök 5 kök 5 daha 5 yapar. 32'yi 5 ile çarpalım. 150 10 daha 160. 160 neymiş? Birim kare. Yapıştır. Bu kadar. Güzel. Anladınız mı? Anladık hocam. Aferin size. Ve işte bu. ÖSYM'nin yeni sevdiği soru tipleri. Katlamalı, kesmeli, eğmeli, bükmeli. Bizim o biraz önce dersin başında gösterdiğim soru bankasında da var arkadaşlar o tip sorulardan. Oradan da alıp çözebilirsiniz. Nereden alacağız hocam? Şenolhocamağaza.com'dan veya kitapçılarda, kırtasiyelerde de bulabilirsiniz. Hatta DNR'da, TK'da, kasapta, manavda her yerde var diyorum. Şimdi bu katlamalı, kırpmalı soruları ben de çok seviyorum. Çünkü biraz işin içine eğlence de katıyor ya. Bak şöyle bir kağıt varmış. Bu uzunluğu 8. Şuraya da 8 yazalım o zaman. A noktasını alıp katlayıp E noktasına getirdiğin zaman, burayı buraya katladığın zaman şurası FC 6 yapıyormuş. Buna göre alan ABCD kaç birim karedir? Bak bu sorularda katlanmış şekil üzerinden genelde işlem yapılır. Burası 8 olduğu için karşı taraf da 8'dir. Zaten bu bir dikdörtgen olduğu için daha öncesinde şunu demiş ya ABCD dikdörtgen kafama göre söylemiyorum. Kabak gibi 6 8 10'u gördün mü? Gördüm. Adım adım gidiyorum şu an. Hiç acelem yok. He. Sonra diyorum ki bir dakika ya. Bu alınıp B'nin A noktası E'ye getirildiğine göre bunu tekrar açarsan eski haline oturur. Yani şu üçgen cuk diye şu üçgenin üzerine oturması lazım. Çünkü bunlar birbirinin aynısı. Şu DF çizgisini görmeyin. Buradaki üçgen bu üçgenin aynısıysa katlanarak tıpatıp oturduğuna göre şu uzunluk şuraya eşit mecburen. Doğru. EB uzunluğu da BA'ya eşittir. Doğru. Aynı zamanda bu açılar da tam katlanabildiğine göre burada mutlaka açıortay vardır. Çünkü bu açı kapandığı zaman bunun üstüne geliyor. Bu açılar da eşit. Güzel. Şöyle çizeyim daha iyi. Peki ne biliyorum? Bunlar paraleldi. Dikdörtgen aynı zamanda paralel kenardır. Z kuralı gereği bu açı şuraya taşınır. İşte ya. Bunu yaptığın an olay bitti. Neden? Bak bu açı buraya da eşit. İkizkenar çıktı. Yani şu FB eşit olur DF'ye. Şu FDB üçgeninde bir ikizkenarlık var çünkü bak açıları eşit. O zaman bu iki kenar birbirine eşit olmak zorunda. Burası 10'sa burada 10. A 10. 6 da burada bütün kenar 16. O zaman burası da aynı şekilde 16 olmak zorunda. Bitti. Burası 16'ymış daha önceden. Burada 8'di zaten. Şimdi 16 oldu. Alanı istiyor. Bir zahmet 8'de 16'yı çarpayım. 120, 128. 128. Tak. Bitti. Tamam arkadaşlar. Yapacağınız sadece katlanmış şekil üzerinden şeklin katlamasıyla oluşan açıortayı bilmek, ikizkenarı bulmak, 6 8 10'u görmek falan. Sonra bu 16'yı bulduktan sonra çarpacaksın. Dur bakayım yanlış çarpmak değil mi? 8 16 nedir? 8 çarpı 2'dir. 8 64 2 ile çarp 128. Doğru. Fırlatıp devam ediyoruz. Yine katlamalıya benzer bir soru ama bu sefer katlama değil. Neymiş o?
şeklin içerisinden alakasız bir üçgenin alanını ve istemiş. ABC'de dikdörtgen. Tamam. 3, 3, 4, 8. Bakıyorum her şey işlenmiş mi? Tamam. EFC. FE nerede bu arada? Ha, burası E'ymiş ya. EFC. Şimdi bunun alanını bulamazsın. Bunun yüksekliğini, tabanını falan bulmak çok zor. E peki ne yapacağız hocam? Tüm şeklin alanından istenmeyen şeklin alanını çıkarabilirsin. Bitti. Bunun için de diyor ki dik üçgenler oluştur. Bak bütün alan 6 ya, burası 6'dır. 6 çarpı 12'dir. 6 çarpı 8, 4 daha 12. 6 çarpı 12 ne yaptı? 72. Bitti. Bütün alanına şimdi istenmeyen bölgeleri çıkaralım. 3 çarpı 4 12 bölü 2 6. Buranın alanı 6'dır. Burası kaçtı? 12. Burası da 12 olur. 12 ile 3'ü çarpıp 2'ye böleceğim. Çarp 36. Bölü 2'ye 18. 6 kere 8 48. Bölü 2'ye 24. Bu alanlar istenmiyor. O zaman çıkarayım. 24 6 daha 30 yapar. 18'de burası 48. 72'den 48'i çıkarıyorum. Bitti. 12'den 8 çıkar. 4 6'dan 4 çıkar 2. Buraya da 24 birim kare verirsin. Toplayınca hepsi 72 eşit olur. Tamam. Demek ki isteneni nasıl buldum? Bütün alandan istenmeyen beyaz bölgeye çıkarsam burası kaldı. Uçur gitsin, yapıştır duvara. Heh, yine ona benzer saçma bir soru. Ben buranın alanını nasıl bulayım ki? Garip bir dörtgen. Tarla alanı bulun diyor. Bulalım. 4 bakıyorum işlenmiş mi? Evet buradasın. 1 burada falan. Şimdi arkadaşlar ne demiştim? Bütün geometriyi anlamanın yolu üçgen. Üçgende de en önemli şey benzerlik. Bana diyor ki dik üçgenler oluşturduğunda mutlaka benzerlik kurmaya çalış. Çünkü iki tane dik üçgen var elinde. Hani hocam nerede bir tane burada diklik var deme sakın. Bak dik dörtgen olduğunu söylediği için bu açıları dik olduğunu bileceksin. Bak bir iki tane. İki tane dik dörtgen var. Bunların benzerliği var. Mesela şurası nokta açısı, burası da çizgi açısı olsun. Nokta ile çizgi 90 mı yapar? Evet. Burada da 90 olduğuna göre, bu çizgi olduğuna göre bu nokta olacak ki nokta çizgi 90 yapsın. Bir 90 da burada var, 180. Bu üçgende 90 derece var. Nokta var. Aa burada çizgi olmalı. Çünkü nokta çizgi 90 yapar. Bazıları nokta çizgiyi anlamayabilir. Ben ona şöyle diyeyim. Bu A açısı, bu B açısı olsun. A artı B 90. Burada 90 derece var. Bu B olduğu için bu A olmak zorunda ki A artı B 90 olsun. Bu A olduğu için bu B olmak zorunda. Böyle de diyebilirsiniz yani. Tamam dedik hocam. Şimdi ne olacak? Benzerlik. Bu iki üçgen birbirine benzer çünkü açıları aynı. Bak şimdi. Burada BD. Pardon bir yudum daha su alayım. Şu küçük üçgende B açısının karşısında 1 var. Büyük üçgende B'nin karşısında ne var? 4. Tekrar küçüğe geliyorum. Küçüğünde A'nın karşısında 4 var. Büyükte A'nın karşısında ne var bilmiyorum. X diyeyim. İçler dışlar çarpımı yap. X eşittir 4 kere 4'ten 16. Burası 16 çıktı mı? Burada 16 yani. Bir de şurada var 15. Heh. Şimdi bütün alandan şu iki küçük beyaz alanı çıkarırsam biraz önceki gibi yeşil alan ortaya çıkar. Bitti. Şimdi 4, 4, 8. Şimdi 8 ile taban olan, yükseklik olan 8 ile taban olan 16'yı çarpalım. 8 çarpı 16. Ben bunu şöyle yapıyorum. 8 çarpı 8 çarpı 2 yapıyorum. 8 kere 8 64. 2 ile çarp 128. Bütün alan yine 128 çıktı. Şimdi küçük üçgen 4 kere 1 4 bölü 2 2. 4 kere 16 32 64 bölü 2 32. Bu 32 2 daha 34. Buradan 34'ü çıkaracağım. Hepsi bu kadar. 8'den 4 çıkar 4. 12'den 3 çıkar 9. 94. 94 birim kareye. Yapıştır. Anladık mı? Anladık hocam. Aferin sana. O zaman uçuyor. Yine dikdörtgende acayip bir şekil karıştırılmış. 2, 8, 5. X nedir? Yine diyor ki dik üçgende, pardon, dikdörtgende üçgenler oluşturuyorsan mutlaka benzerliğe git. Hele hele diyor işin içinde diklik varsa benzerliği daha çok ara. Aa bir dakika hocam burada diklikten çıkan diklik var. Burada Öglit de var aslında. Bakalım işimize yarıyor mu? Yine harflendirme yapayım. Küçük kalemimi alayım. Nasıl harflendirme yapayım? Şimdi şu üçgenle şu üçgeni birbirine benzetmeye çalışacağım. Ama nasıl? Bak şuraya, ha bu arada bunun 90 olduğunu göstereyim de. Şurası 90. Tamam. Hatta kırmızıyla gösterseydim keşke. Çünkü bu kırmızıyla. Neyse. Bu açıyorum A açısı olsun. Bu da B açısı olsun. A artı B 90 mıdır? Güzel. Tamam 90'dır hocam. Peki. Şu diklik burada da var. Şimdi bu küçük üçgende de bu 90, bu B, burası mecburen A olacak. Çünkü 1A, 1B 90 yapacak kesin. Şimdi şuradaki büyük üçgene bakarsan, burada 90 var. Bu açı A ise bu açı da mecburen B yapacak.
Süper. A'lı B'li değerleri verdim. Hatta bazıları şöyle yapabilir. Buna nokta, buna nokta, buna çizgi açısı da diyebilir. Daha kolay görmek için. Şimdi ne olacak? Benzerlik olacak ama neyi nasıl yapacağımı düşünüyorum biraz da. Bakıyorum. Ha. Zaten soru tecrübesi artık. Bunu böyle karışık görünce, bir dik üçgenleri de görünce benzerlik olduğunu anlıyorum artık. Öglit değil. Neden? Çünkü bu uzunluk yok, bu yok, bu yok. Tek başına bunun olması burada Öglit'i uygulamak için yeterli değil şu an. Diyorum ki bak, burada diyorum Şenolcuğum, B'nin karşısında ne var? 5 var. Bu küçük üçgende. B'nin karşısına baktım, 5 gördüm. Şimdi bu büyük üçgende B'nin karşısında ne var? 8. Tekrar küçük üçgenime geliyorum. A'nın karşısında ne var? 10. Bak, A açısı 10'u görüyor. 10 var. Tekrar bu üçgene geliyorum. A'nın karşısında ne var? Hop, DC var. Oraya da x diyeyim mesela. Tak tak, içler dışlar çarpımı yaparsan 5x 80, x 16. Zaten şöyle diyebilirsin. 5 10'a çıkmış, 8 de 16'ya çıkar. Bitti. Burası 16. E aşağısı da 16'dır. E 16'nın 5'i buraya gittiyse x'e 11 kalır. 5 daha 16 yapar çünkü. Yapıştır. Çok güzel. Vay be, benzerlik adamın peşini bırakmıyor gerçekten. Çok çok önemli arkadaşlar. Benzerliği çok çok iyi bilip sevmemiz lazım. Ve burada son sayfadayız. Instagram'da Şenol Hoca'dayım. Takip edebilirsiniz. Diğer videolarda gelecek. Abone olabilirsiniz. Kitapları almak istiyorsanız, merak ediyorsanız şenolcamağaza.com'dan güvenli alabilirsiniz. Ya da kitapçılarda, kırtasiyelerde, D&R'da, TK'da her yerde görüp alabilirsiniz. Nerede o geometri kitabı? Sınav ikizleri, çünkü sınavda çıkabilecek tarzda nitelikli sorular hazırlamaya çalıştık. Karma soruları da var. Mesela 4 bölüm işledin diyelim. 4 farklı, 5 farklı konu. Sonra karma sorularda o 5 konuyla alakalı karışık sorular geliyor ki konu başlığını bilmeden bakalım soruyu çözebiliyor musun? O da çok geliştirici bir şey. Sonra ikinci bölüm başlıyor. İkinci bölüm bitiyor. Onun karma soruları var falan fistan. Arkadaşlar diğer videolarda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Mutlaka yazın. Mutlaka çok soru çözün. Görüşürüz.